Okul sezonunun açılmasıyla birlikte ürünler yerlerini aldı. Kırtasiye dükkanları ve reyonları yeni gelen ürünlerle dolarken kurumsal marketlerin de kırtasiye ürünleri satmasından dolayı kırtasiyelere talep azaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte aileler öğrencilerinin okul ihtiyaçlarını almaya başladı. Haliyle pandemi sürecinde satışlarında düşüş yaşayan kırtasiyeler bir de kurumsal marketlerin kırtasiye malzemeleri satması yüzünden daha da zor duruma düşüyor. Biliyorsunuz Tamar Bey, e, Eylül ayında okullar açılacak. Evet. E, Kırtasiye'nizde de bir yoğunluk göremedik. Evet. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şu an öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim sezonunun hayırlı olmasını, sağlıklı geçmesini diliyoruz öncelikle. Bilindiği gibi iki senedir okullarımız kapalı. Sektörde büyük bir sıkıntı var. İkinci bir sıkıntımız da yerel marketler. Çünkü biz bir sene boyunca bu sezonu hazırlıyoruz. Onlar 10-15 gün içinde işi bitiriyor sezonu ve oralarda satılan şey etmek gibi olmasın ama çoğu malzemeler bizim malzemelere göre markasız, sağlıksız. Yani bunlara da çok dikkat etmesi gerekiyor müşterilerimizin. Öncelikle eh, Nide Staff'ına destek çıksınlar. Çünkü biz her zaman lazımız. Bir günlük değil. Onlar bugün 10 günlük süreci yapıyorlar ama diğer kalan 11 ayda da hiç şeyle uğraşmıyorlar. İkinci bir şey malzeme alırken çocuklarının sağlığını düşünsünler. Aldıkları ürünlerde AP, en N71 sağlık belgesine baksınlar. Güvenilir yerlerden alışveriş yapsınlar. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Ee, özellikle küçük yaş grubu çocuklarımızda bu e, hamurlardan olsun, piritlerden olsun, boyalardan olsun, e, alerji hastalıkları, şeyler hep bu e, şeylerden başlıyor yani. Malzemelerle ilk tanıştığı için, Hastalıkların çoğu genellikle bu yaş grubunda bu tür malzemelerden başlıyor. Çocuk bilmiyor, oynamını ağzına alıyor. Ee, e, Bali dediğimiz mesela türlü yapıştırıcı solvent olayından dolayı çocuklarda bir bağımlılık olayı yapıyor. Onun için en önce bizim için çocuklarımızın sağlığı önemli. Çocuklarımızın sağlığına dikkat etsinler. Hani olur diğer taraflardan aldıkları 20 lira 30 lira pahalı olur ama e, sağlık olur. Peki Tamer Bey, bir öğrenci temel kırtasiye ihtiyacını toplam ne kadar alabilir? Ortalama 250 ile 500 arasında değişir. Yani öyle büyük bir e, malzeme parası yok. Da Genellikle e, defterleri, kuru boyaları, sulu boyaları, pastel boyaları, çantaları, e, kurşun kalem, uçlu kalem başka da bir şey gerek yok.